Bundan 4 yıl öncesini hatırlıyor musun? Türkiye sıcak yazını yaşıyor diye başlık atılmıştı. Termometreler 50'yi aştı. Bu bir rekor diye günlerce yayın yapıldı. Bilim insanları dünyanın gittikçe daha da ısındığına dikkat çekiyor. Güney Kutbu'ndan Grönland'e art arda sıcaklık rekorları kırıldı. Bu gidişle 2020 tarihin en sıcak yılı olur. Dile kolay 47 dereceyi göster termometreler. Nisa %70'e çıktı. Bunaltan sıcaklar kayıtlara da geçti. Kuzey Yarımküre'de temiz sıcaklıkları ay ortalamasının 1.54 derece üzerine çıkarak 142 yılın rekorunu kırdı. 2020'nin Ocak ayı 141 yılın sıcaklık rekorunu kırdı. Sonra kademeli olarak 2022, 2021, 2023, 2022'yi aratır oldu. Hatta 2023 yılı için 2000 yılının en sıcak yılı denildi. 2024'te bitti mi? Hayır. Hatırlarsınız her ay en sıcak Ocak, en sıcak Şubat, en sıcak Mart böyle diye diye yılı yarıladık. Fakat bu yaz bambaşka geçecek. Felaket tellallığı yapmak istemem ama durum hiç de iç açıcı değil. Bunu ben değil, Dünya Meteoroloji Örgütü söylüyor. Daha Temmuz-Ağustos ayında değiliz fakat dünyada genel bir sıcaklık dalgası hakim. Üstelik sadece Türkiye'ye has bir durum olduğunu da düşünmeyin. Hindistan'dan Asya, Çin'den Endonezya, Güney Afrika'dan Güney Amerika'ya, hatta Avustralya'ya 7 kıtada hakim olan bir sorun var artık. Sıcaklık. Bu ayda korkulan olmadan henüz, yani termometreler 50 derece üstünü göstermeden sağdan soldan yangın haberleri bile gelmeye başladı. Bir sebebi elbette ki var. Küresel ısınma. Dünyanın dengesinin bozulması, atık sera gazları dünya genelinde sıcaklıkları yükseltti. Ek olarak yüksek basınç sistemi, meteorolojik koşullar, yerel etkenler de işin içerisine eklenince şartlar daha da ağırlaştı. Halbuki ne güzel, Dünya Meteoroloji Örgütü Temmuz 2023'te tüm dünyada büyük kuraklıklar, şiddetli yağışlar, seller oluşturan El Niño'nun 3 Haziran 2024'te sona erdiğini açıklamıştı. Yine Dünya Meteoroloji Örgütü 2024 Temmuz-Eylül arasında ise bu sefer La Niña'nın oluştuğu haberini verdi. Yani yine rekor sıcaklıklar bizi bekliyor. İşte tüm şartlar bir araya geldiğinde cehennem sıcaklıkları kaçınılmaz oldu. Daha tam olarak beklenen ısınmalar başlamadığı halde Adana'da bir lisede klima motorları aşırı ısınma sonucu patladı. Neyse ki can kaybı olmadı. Peki bu sorunun bir çözümü, bir reçetesi yok mu diyenler için bu sıcaklıkları en az hasarla atlatmak için gerek kişisel gerek devlet olarak elbette ki bazı önlemler alabiliriz. Öncelikle şunu kabul edelim. Bu bir iklim sorunu ve maalesef iklimi biz bu hale getirdik. Mayıs ayında 45 santigrat dereceden bahsediyoruz. Daha bunun Temmuz-Ağustos'u varken. Üstelik tek etken de bu değil. Havadaki bağlı nem miktarı da önemli bir diğer etken. Coğrafya derslerinden hatırlarsınız. Sıcak ve soğuk hava karşılaştığında hem soğuk havanın hem de sıcak havanın bağlı nemin %100 sıcak ise havada daha fazla nem olacağını ve nem arttıkça da bizi daha fazla terleteceğini, daha fazla terin de vücut için, sağlık için daha riskli olduğunu. Bu nedenle sıcaklık ölçülürken havadaki sıcaklık dışında havadaki nem oranını da hesaba katmamız gerekmektedir. Önemli olan hava derecesi değil, hissedilen sıcaklık derecesidir. Örneğin dışarıda 40 santigrat derece iken havadaki bağlı nem hesaba katılırsa hissedilen sıcaklık 45 derece olabiliyor. Bağlı nem oranı %25'lerdeyken peki ya bağlı nem oranı %75'i de aşarsa? Şimdiden dünyanın pek çok ülkesi bu duruma maruz kalmış. Örneğin Hindistan'da araba motorları eriyor. 56 kişi hayatını kaybetti, 25 bin kişi hastanelik oldu aşırı sıcaklardan. Avrupa'da sıcaklığa bağlı ölüm oranı %30 arttı. Bugüne kadarki en büyük orman yangınları görülüyor. Üstelik o çok bel bağladığımız klimalarda elektrik kablolarının aşırı ısınması sonucu kesilince işlevini yitiriyor. Dışarıda biri termometre 35'i gösteriyor. O kadar da tehlikeli değil diyebilir. Maalesef gösterge de yanıltıcı olabiliyor. Üstelik aşırı sıcak havalarda bu sıcaklar altında zorlu koşullarda çalışan insanlar ciddi sağlık sorunları yaşayabiliyor. Hatta hayatını kaybedebiliyor. Hiç dikkat ettiniz mi bilmem. Park türü yerlerde hava nispeten biraz daha seri. Ağaçlıklı bölgelerde hava sıcaklığı 1-2 santigrat derece de olsa düşüş gösterebiliyor. Koca koca beton blokları yapılan bölgelerde ise biraz daha sıcak. Art arda yan yana ve sık sık bulunan binalar haliyle hava sirkülasyonunu da kesiyor. Bu yüksek binalar nedeniyle rüzgar bile esmiyor. Sıcak havalardan kurtulmak için açtığımız klimalar bizi serinletse de içeriye verdiği serin havanın karşılığı olarak dışarıya da saldığı sıcak hava ile hava derecesini yükseltip yararını ekarte edebiliyor. İçeriye soğuk hava üfleyen klima dışarıya sıcak hava gönderiyor. Bu yüzden binaların tasarımında havalandırmalar yeterli olmalı. Evlerin özellikle de çatıların beyaz renklerle boyanması güneş ışığının yansıtılması açısından önemlidir. Bodrum'da hatta Yunanistan'daki adalarda evlerin çoğunluğunun beyaz olması
tesadüf değildir. Çünkü koyu renkler güneşe hemen, beyaz ve açık renkler ise yansıtır. Dünyanın gelişmiş ülkeleri de artık bunu dikkate alarak şehir planlamaları yapmaktadır. Tüm dünyada radyant ısıtma ve soğutma sistemine geçiş yapılıyor. Bu sistemlerde kullanılan paneller tavana, duvara veya zemine gömülen hidrolik sistem su esaslı olup tüm binada ısıtmaya ve soğutmayı en etkileyici sağlayacak belirlenerek ve kritik noktalardan ısıtma veya soğutma yapılıyor. Tüm dünyada gittikçe yaygınlaşan bir sistem var. O da duvarların içinden soğuk suyun geçebildiği bir sistem. Hem daha tasarruflu hem de çevre dostu. Eski dönemde büyük yapılar serinliğini nasıl koruyordu sanıyorsun? Su birikintileriyle, binaların etrafında açtıkları su kemerleriyle. Çevre planlayıcılar, belediyeciler, iklimlendirme uzmanları hep birlikte el ele verip bu beton yığınlarının yerine daha yeşil ve sulak alanları arttırmak zorundalar. Çünkü yazlar gittikçe artıyor, kışlar ise gittikçe kısalıyor. 2025'in 2024'ten daha serin olacağını düşündüren bir gelişme de ufukta görünmüyor. O zamana kadar aşırı sıcaklıkların etkilerini azaltmak ve insanların sağlığını korumak için bireysel olarak da bazı önlemler alabiliriz. İç mekanlarda kalma. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde mecbur kalmadıkça 11-16 arası dışarı çıkmaktan kaçının. Serin ve gölgeli yerlerde vakit geçirin. Bol su tüketin. Alkollü ve kafeinli içeceklerden kaçının. Sıvı kaybını önlemek için düzenli aralıklarla su için. Başta da söylemiştik ama hafif bol açık renkli giysiler giyin. Şapka ve güneş gözlüğü kullanarak güneşten korunmaya çalışın. 4. Güneş koruması. Güneş spektrumlu ultraviyole ve UVB ve en az 30 CPF içeren güneş kremi kullanın. Gölgede kalmaya özen gösterin ve direkt güneş ışığından kaçının. 5. Evde serin kalma. Klima veya vantilatör kullanın. Perdeleri kapatarak doğrudan güneş ışığının içeriye girmesini önleyin. 6. Beslenme. Hafif ve serinletici yiyecekler tüketin. Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçının. Egzersiz ve fiziksel aktivite. Yoğun fiziksel aktivitelerin günün serin saatlerini sabah erken veya akşam geç kaydırın. Aşırı efor sarf etmekten kaçının. 8. Risk gruplarına dikkat. Yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olanlar ve hamileler gibi risk gruplarına özel dikkat gösterin. Bu grupların serin ve güvenli yerlerde kalmalarını sağlayın. 9. Acil durum hazırlıkları. Sıcak çarpması belirtileri, özellikle yüksek ateş, baş ağrısı, bulantı, halsizlik hakkında bilgi sahibi olun. Bu belirtileri gösteren biri varsa hemen serin bir yere taşıyın ve tıbbi yardım çağırın. 10. Toplumsal bilinçlendirme. Toplumun aşırı sıcaklara karşı bilinçlenmesi için eğitimler ve bilgilendirme kampanyaları düzenleyin. Yerel yönetimlerin ve sağlık kuruluşlarının bilgilendirme ve önlem alma çalışmalarını destekleyin. Bu önlemler aşırı sıcak hava dalgalarının etkilerini azaltmada ve insanların sağlığını korumada etkili olabilir. Sonuç olarak bu basit önlemlerle kendinizi ve sevdiklerinizi koruyabilirsiniz. Unutmayın, sağlığınız her şeyden daha önemli.